Bir başka operasyon, Ankara'da Adnan Oktar örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. Örgüte ait iki eve. Bunlar o evde yakalananlar. Adnan Oktar'ın yurt dışından kaçak yollarla getirttiği milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosilleri. Fosillerin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar. Harbi fosil. Maşallah. Maşallah. Gerçek fosil. Tıpkısının aynısı. Maşallah. Maşallah. Hani evrim vardı? He? Hani vardı? Yaptığı canlı yayınlarda sık sık kameraların önüne çıkarıyordu bu fosilleri. Hiçbir fosil evrim teorisini destekler tarzı değil. Hepsi yaratılışı destekliyor. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın milyonlarca dolar değerindeki fosil koleksiyonu ele geçirildi. Son zamanların en ilginç operasyonu Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyon ile tarihleri 800 milyonu bulan tam bine yakın fosil ele geçirildi. 150 milyon yıl. Evet. Bak hiçbir değişikliğe uğramamış. Cezaevindeki Oktar'ın yurt dışından kaçak yollarla getirttiği fosilleri Ankara Pursaklar'da örgüte ait lüks bir evde saklanıyordu. Baskında ele geçirilen fosillerin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar. Adnan Oktar suç örgütünün dünyanın dört bir yanından bu fosilleri toplamasının elbette bir nedeni vardı. Finansal kaynaktan ziyade evrim teorisini çürütmek ve amaç örgüte mürit toplamaktı. Tıpkısının aynısı. Maşallah. Maşallah. Hani evrim vardı? He? Hani vardı? Çok iyi. Ceviz. Herkes bilir cevizi de hani evet. Yine de evrimci arkadaşlar belki bilmiyorlarsa. Adnan Oktar'ın evrim üzerine yazdığı kitaplarda bitki ve hayvan fosillerini kullandığı ortaya çıktı. Bir de bunlar çocuk gibi sahte fosil. Sahte fosil, fan sahte fosil. Eğer sahteyse belgen nerede? Dört örgüt üyesi gözaltına alındı. Fosillerse Maden Tetkik Arama Müzesi'ne teslim edilecek.